Dersimli olan Eren Ali Gül, 6 Mayıs 1986 yılında Konya'da doğdu. Müzikle hikayesi çocukluk döneminde başlar. Gül, tambur, klasik kemençe, buziki, ud, mandolin, üç telli dede sazı gibi birçok enstrüman da çalıyor. Ama bu enstrümanların içinde onun için en vazgeçilmezleri tambur ve klasik kemençe. Gül tambur için çocukluğumda radyolarda duyup yıllarca peşinden koştuğum bir enstrüman der. Tamburla türkü albümü çıkarmak üzere stüdyo kayıtları tamamlanmış durumda. Hayati Muhteva adında bir şiir kitabı bulunmakta. Yazarlık, müzisyenlik ve dil bilimi alanında çalışmalar yürütmektedir. 2012 yılında Sevinç Eratalay'la Kalbin Nerede albümünü çıkardı. Albümde düzenlemelerle birlikte söz ve müziği kendisine ait iki eser bulunmakta. 2014 yılında Seleden adında internet mağazasını ve Argüman Yayın Evi'ni kurdu. 2020 yılında Türkiye'nin ilk lir yapım atölyesini açtı, farklı lir modelleri üzerinde çalışmaları devam ediyor. Atölyesinde lirin yanı sıra lafta başta olmak üzere ud üretimi de yapmakta. Yeryüzünü gözlerimizi kapatarak hayal ettiğimizde orada en mükemmel ve güzel olan tablo doğadır. Sanatçı ise bu doğanın olmazsa olmazıdır. Doğa onun hayal gücü, yeteneği ve en önemlisi coşkusuyla dile gelir, bütünleşir. Bir sanat eseri, sanatçısının kendinden kattığı değerlerle anlam kazanır. Sanat da bize var olanı, oradaki anlamı göstermenin yolu olur. Yani onun işlevi, görünmeyeni görünür kılma eylemidir. Bunu yaparken de adeta sanatçıyı ateşler, gör der ona. Sanat, insan ruhunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Özgürlüğün diğer bir ifadesidir dersek de yanlış söylemiş olmayız. Picasso şöyle der: sanat, coşkun zekanın ürettiği estetik bir objedir. Evet, sanat serçe yürekli ya da güvercin ürkekliğine sahip insanların sığındıkları bir kaledir. Buradan bakıldığında bile doğa toplum ikileminde bireysel çalışmaların estetiğidir diyebiliriz sanat için. Sanat üreticisinin çabaları, sanata bakış açısı, doğayı gözlemleyişiyle fırtınalar yaratmak mümkündür her zaman. İşte o fırtınanın yaratıcılarının çok olması dileğiyle diyoruz büyük bir coşkuyla. Konu konukta bu kez yolumuz müzikle buluştu. Kökeni mitolojiye dayanan çok eski bir enstrüman olan lire çevirdik yönümüzü. Tarihin olduğu kadar yanı başımızdaki seslere de tanık oluyoruz onunla. Sanki doğadaki ağaçlar, kuşlar, böcekler, çimenler, çiçekler dile gelmiş gibi. Doğal bir meditasyonun ortasındaymışız gibi. Lirizmin içinden geçiyormuşuz gibi.
Bu söyleşimizi atölyesinde Ağaca Ses, türkülere hayat veren, Türkiye'de ilk lir yapımcısı olan sevgili Eren Ali Gül'le yapacağız. Eren Ali Gül, şiirden tambura doğru yolculuğa çıkan bir gönül insanı. İkisinin arasında farklı enstrümanları da kullanır. Bağlama zaten köklerinden gelen, tambursa olmazsa olmazıdır. Lirle yolculuğuysa yeni. Söyleşimize geçmeden önce üretimini yeni bitirdiği 16 telli bas liri kendi ellerinden dinleyelim. Sevgili Eren Ali Gül, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, hoş buldum. İyiyim, seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi lirle başlayalım. Çünkü ben dahil birçoğumuzun bu konuda bilgi yetersizliği var diye düşünüyorum. Ancak lir derken sadece teknik yapısını değil, lirin müzikal anlamını da öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda senin şiir kitabın var. Gerçi şiirle müziğin hep bir derin ilişkisi olmuştur, buna inanırım. Senin burada yaptığın şey biraz daha farklı. Neden lir diye sorayım ilk soru olarak. Burada aklıma bir şey geldi, güzel bir şey geldi aslında. Lirizm dediğimiz ya da dedikleri akımın şeyidir, soy ağacındaki yeridir aslında. Lirizmin geldiği yer lirdir aslında. Lirin söyleşi havasında, doğal akışkanlığı içerisinde okunan destanlar ya da şiirler, masallar sebebiyle lirizm akımı zaten ortaya çıkmıştır. Lir müzik aleti olarak arptan biraz farklı, taşınabiliyor özelliği var. Taşınabilsin diye yapılmıştır. Arpa taşıyamadıkları için. Burada şöyle bir şey düşünebiliriz. Şiir ve müzik, evet, lir bütünleşen bir şey. Çünkü lir kullanıldığı dönemlerde, en yaygın dönemlerinde, bunu bir savaşı kazandıktan sonra bir destan yazmak, anlatmak, o savaşı aktarmak, insanlara duyurmak için kullanılmış. Bir de klasik romantizm ekolü serenat yapmak için kullanılmış. Toplamda ne düşünebiliriz? Bu müzik aleti daha serbest, kendi içinde, kendi özgür koşullarında kendini tarif edebilecek yeteneklere sahip bir müzik aleti. Tabii bunu kullanmayı bilmek de gerekli. Yani kullanmaya geçmeden önce sen de aslında biraz girdin. Bence orayı biraz daha konuşalım isterim. Antik Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini telli bir sazla söylerler. Lirizm oradan gelir yani kaynağına bakıldığında. Diğer taraftan bizim edebiyatımızda da sazıyla söylenen şiirler vardır. İlk akla gelen Karacaoğlan'dır mesela. Bu lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da felaketlerden duyulan sevinç ya da acılar gibi ortak duygular, aşk, ayrılık, özlem, ölüm hatta bu bireysel duygular dile getirilir. Sen şiir ve liri nasıl buluşturuyorsun bu dengede?
Aslında şiirle dili henüz buluşturmuş değilim ya da öyle bir isteğim hiç olmadı aslında. Hı hı. Bunun karşılığı olarak şöyle bir şey düşünüyorum daha çok. Geçmişte 90'larda çok revaçta olan bir şey vardı, işte gitar ya da bağlama eşliğinde bir şiir okuma ekolü vardı. Hı hı. Bu ekol tabii çok yerinde de saydı, kendini çok tekrar etti. Dolayısıyla insanlar bundan sıkıldı aslında. Lirle ne yapılabilir? Evet, bu mümkün. Ancak kendi akışında yine kendini bulabileceği bir düzlemde muhtemelen yine benzer bir söylence aktarma şekli ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunun başlarısı olmak istemiyorum çok fazla. Tetikleyici olarak evet, bu müzik hayatını yaptım ama sonrasında bence insanlar kendilerini, kendi ihtiyaçlarını belirleseler daha hoş olabilir. Şöyle bir fark gözetiyorum. Bazı şeyler yok olur ama bazı şeyler kendinden tekrar ortaya çıkar. Bazen bunu bir şeyler tetikler. Yeniden ortaya çıkması ya da bunu arzulayan, ihtiyaç halinde hisseden birisinin yapması bence daha sağlıklı. Olması bir şeyleri değiştirir mi? Evet, değiştirir. Beraberinde bunun tiyatral bir yeteneğini kazandırır. Hı hı. Operada kullanılmasını sağlayabilir. Zaten bugün opera dediğimiz şeyin karşılığı tam olarak aslında yine dilin kullanıldığı bir alandır, mevzidir. Ancak Türkiye'de ya da bulunduğumuz coğrafyada lir olmadığı için çoğunlukla bunu bir şeylerle tasvir etmişlerdir. Yani denk gelmiştim ben daha önce. Operada lir var ama aslında lir değil. Bir dekoratif malzeme. Tabii tiyatroda da kullanılması çok mümkün. Bazen bir enstrüman kullanmaları gerekiyor. O enstrüman ona çok fazla geliyor. Ya da onu sonlandırmak, başlatmak, onu çalmak başka bir mesele. Hı hı. Bu yüzden hep arka planda bir müzisyen bir şey çalar. Bana çok gerçekçi gelmiyor bu durum. Bunun yerine sahnede bu işi icra eden, yani sahneyi gösteren, uygulayan oyuncunun oyun içerisinde kendisinin rol itibariyle bunu canlandırması, başlatması daha güzel olur. Tabii tüm bunların hepsinin çok çok farklı alanlarda çok farklı zorlukları, sebepleri, gerekçeleri de olması lazım. Yani bu bir gün içerisinde başlayabilir ama bir yılda belki hiç tetiklenmeyebilir de. Ama lir, o lirizm akımı dediğimiz şeyin içerisinde yine kendini bence bulacaktır. Çünkü bazı şeyler ortaya çıkarmak çok zor. Lir'in böyle bir zorluğu yok. Lir bütün enstrümanlardan arttan daha kolay müzik çıkarmaya yaran bir enstrüman aslında. Enstrüman kendi içerisinde kendi ifadesini zaten kuruyor. Yani tellere dokunmak yeterli. O ses dengesi nasıl sağlanıyor peki? Hani ara notalar yok bildiğim kadarıyla. Bu ara notaların olmayışı ne katıyor ya da neler götürüyor demek lazım? Yani çok telli olması o dengeyi nasıl sağlıyor? Ara sesler eklenebiliyor. Yani şöyle eklenebiliyor. Akort dizileri içerisinde yarım sesler eklemek mümkün. Ancak ben tavsiye etmiyorum çünkü lir... yarım seslere düştüğünde otomatikman yani bir şekilde Batı müziğine ya da Türk müziğine doğru çekmeye başlıyor. Bunun için ya Batı müziğinde bir şey yapmak, bir müzik icra etmek için yani şöyle yapmak daha mantıklı. Ben bunu söylüyorum zaten. Gitar alın diyorum yani. Bunun için ya da piyano sahibi olun. Tabii ucuz oyuncak gitarlar ya da piyanolar değil. İyi bir enstrümana sahip olmak lazım. Bununla beraber de işte farklı ihtiyaçlar da doğabiliyor. Yani işte ya ben bununla altınca çalmak istiyorum diyenler de oluyor. Evet, çalmak mümkün, kolay. Gösteriyorum da zaten bunları. Elimde videolar var. Bazen aklıma gelen örnekleri yine yayınlıyorum. Yani böyle bir seçenek de var. Bunu da yapabilirsiniz. Hı hı. Ama aslında sadakat iyidir. Çünkü müzik aletin kendi ölçüleri, kuralları içerisinde kullanmak daha iyi bir sonuç verir. Bunun faydası itibariyle bu müzik hayatına yoğunlaşmayı sağlar. Dediğim gibi yani bir saz sesi duymak istiyorsanız bu sazla duyulması daha iyidir. Biri o doğaçlaması içerisinde kendi ifadesini kurduğunda yakışacağı biçimde çalmak bence daha yerinde olur. Lir çalmak kolay mıdır? Lir çalmak kolay bir yöntem.
sap ve klavye olmadığı için ya da yay çekme gibi bir gerek olmadığından kaynaklı telleri serbest şekilde çekmek yeterli oluyor. Her telde bir ses, bir hertz bir değeri var. Bir nota değeri var daha doğrusu. Bunlar akılda tutmaya çok da gerek yok. Ancak tutulabilirse daha iyi sonuçlar elde edilir. Herhangi bir insan herhangi bir şekilde diri eline aldığında müzik ortaya çıkarabilir. Bu anlamda zor değil. İnsanların en çok sorduğu soru da korktuğu şey bu oluyor genelde. Ama zor değil yani. Ben birçok insanı burada test edebiliyorum sonuçta bu işin bilen tarafında olduğum için. Her meslekten, her yaştan insana bir şekilde test yaptım. Bunu da göstermiş oldum zaten daha önce kayıtlarımda. Lirden korkmamak gerekiyor. Aslında korkulması gereken şey şu. Yani buna zaman harcayacak mısın? Yani meselesi aslında. Yani bunu seviyorsan ulaşmalısın tabii. Ancak sevmiyorsan gerek var mı? Yok bence. Yani bunu bir süs eşyası olarak kullanacaksan bence hiç gerek yok. Hani edinmemelisin diyorum. Ama ısrarla bende kalsın ben bir gün çalarım dersen evet alabilirsin, yaptırabilirsin. Bugün olmasa yarın yine çalarsın. Bu sonuçta bozulan bir şey değil. Yıllarca kalır. Kırmadan parçalamadan sürece. Bu anlamda diri çalmak oldukça kolay diyebiliriz. Harptan daha kolaydır. Çünkü tel sayısı çok az. Parmaklara dokunduğunda zaten ses oluşuyor, bir şeyler oluşuyor. O akışkanlık zaten kendi kendine götürüyor aslında. Çok yeterli bir şey aslında. Hiç bununla ilgili uzatmaya bile gerek yok aslında. Bu korkuyu da yenmek için dokunmak gerekiyor. Yakın olan atölyeye gelsin baksın bence. İnternetten mesajla ses kaydı istemektense bence vakti olan atölyeye gelsin. Burada baksın çünkü dokunmak daha kolay bir bilgi sağlıyor insan için. Dönem içerisinde her şey çok hızlı bir şekilde tüketiliyor. Hani lirle senin yolculuğun çok yeni belki ama lirin geleceğine ilişkin bir şey söylemek için erken mi bilmiyorum ama lire ilgi nasıl? Lire ilgi nasıl? Beklediğim gibi aslında tam seyrini yani hesaplamıştım zaten. Şöyle bir olasılık hesapladım. Türkiye'de felsefe okuyan, sosyoloji okuyan, arkeolojiye merak olan, mitolojiden haberdar olan insanlar zaten bu müzik aletine ilgililer. Bunun da ortalaması olarak biz bunu neye çarpanlarına nasıl böleriz? Türkiye'de en az 4 milyon insana tekabül eder zaten. Bu genç olan kısım tabii. Yaşı bugün belki 18-35 arasında olan kısım. Bir de 70'lerde, 80'lerde, 90'larda olan bir kesim var. Üniversite okuyan 68-78 harekete 90'lardaki dönemlerde. Tabii bayağı bir yığılma var aslında. Bu 4 milyon sayıyı ben şöyle hesaplıyorum. 26-30 milyon civarında insan lirden haberdar olarak düşünüyorum. Bu 30 milyon insanın bir fiil hepsinin lir çalması mümkün değil. Çalmak istemesi de mümkün değil. Dolaylı yollardan buna ulaşma isteklerinin de olduğunu saptayabiliyoruz. Yani hiç edinmeyecekse en azından varlığından haberde olmak istiyor. Gelişmelerden haber almak istiyorlar. Bununla beraber de bazen atölyeye gelip çay kahve içerken yapım aşamalarını görüyorlar, izliyorlar. Böyle bir şey de oluyor. Bu anlamda bir evet şeyde revaçta diyebiliriz. Ancak tüketilebilir mi? Hayır, tüketilemez. Mümkün değil. Çünkü ilkel bir enstrüman. İlkel enstrümanlar, ilkel icatlar hiçbir zaman tüketilmeye müsait değildir. Zaten tüketilebilir olması için bu nesnenin tam olarak geçirgenlik sağlaması lazım aslında. Yani revize edilebilir, güncellenebilir olması lazım. Bizim bugün örnek işte cep telefonlarımız. Evet, tüketilebilir. Çünkü yazılım işletim sistemi döngüsü içerisinde birçok gelişme oluyor. Yazılımın işi dahilinde dışında da zaten yazılımın kendi dili, dil ailesi gelişimi gösteriyor. Bu gelişimle birlikte hem yazılım hem de kökten işletim sistemi de gelişiyor. Dolayısıyla tüketilebilir hale geliyor. Ama bir müzik aleti çok tüketilmeye müsait değildir bu açıdan. Yani birçoğu müsait değildir aslında. Bir için bunu söylemek hele ki hiç mümkün değil bu aşamada. Lir'in özellikleri hakkında biraz bilgi verir misin? Arp'tan ayrılan yanı nedir? Lir'de bildiğimiz mızraplı enstrümanlardaki gibi bir eşik var. Orta eşik var, bir dik takozu var. Burgu
şeklinde ilerliyor. Lir'in yapımında kullandığım malzemeler çoğunlukla gitar yapımında kullanılan gereçler oluyor aslında. Bağlama ve gitar arasında bir forma da sahip diyebiliriz. Buradan hareketle ses yapısını dengelemek için kullandığım tabii özel ölçüler var. Tamamen gitarın ya da bağlamanın kopyası demek mümkün değil. Ancak yapım teknikleri itibariyle bazı enstrümanlardan bazı bilgiler alarak onu geliştirmeyi sağladım. Bunun dışında lir için şunu söyleyebiliriz. Tel kalınlığı, tel in ya da uzunluğu değişkendir. Biçim olarak çok değişkendir. Dışarıdaki şeklin önemi hiç yok denebilecek kadar değersizdir. Esas mesele sesin içeride oluşma sahası. Yani teknik bir bilgi aslında bu. Teknenin genişliği, derinliği, ses kapağının uzunluğu, doğru yerleştirilmesi, sesin titreyebilecek kadar bir eşiğe sahip olması gibi bilgiler verebiliriz. Bunun dışında tellerin dengeli olması lazım. Yani ne kadar tel takıyoruz, o tellerin ne kadar uzun olması lazım. Yanındaki inici ya da çıkıcı ses neyse onunla bir denge içerisinde olması lazım. Yani pes ve dik arasında denge sağlanması lazım. Bu biraz daha karmaşık, bunu görmek gerekiyor. Bu açıdan şekil çok önemli değil, ancak bir form olması lazım. Yani bir enstrümanın bir karakteri, görüntüsü olması lazım aslında. O da biraz bir tipoloji yaratıyor. Yani örneğin işte X yapımcının gitarı teknesi farklıdır. Ya da İspanyol bir yapımcının, bilmem kimin gitarıda kullandığı burguluk farklıdır. Ya da eşik farklıdır. Ha, kendine has bazı şeyler vardır. Burada da biçim biraz farklı. Avrupa'da yapılan lirlerden biraz daha farklı. Ben biraz daha işin şey noktasında yoğunlaştım. Ha, biçim çok önemli değil. Biraz makul bir şey olsun. Ama ses iyi olsun. Çünkü biçimi ne kadar toparlamaya çalışırsanız, yani değiştirmeye çalışırsanız başka zorluklar çıkıyor. Teller arasında ilişki kopukluğu oluyor. Örneğin çok farklı tasarımlar da yaptıysam onları hayata geçirmedim. Kişiye özel üretim ifadesi var. Bu ne demek? Yani şöyle oluyor. Aslında plan aynı ama enstrüman kişiye dair çıkıyor. Yani nasıl oluyor mesela? Stok yapıp hazırdan böyle mağaza gibi üretip satmayı düşünmüyorum. Zaten yapmadım da. Bu tip üretimlerin fabrikasyon bir şey alışkanlığı sonucu da oluyor, alışkanlığı olduğu gibi. Yani enstrümanlar kalibre olmuyor fabrikasyon olduğunda. Hepsi tek tip oluyor. Hiçbirinde bir geçirgenlik, farklılık yok. Örneğin burada elimdeki ağaçları bazen kısa, bazen uzun, bazen biraz daha geniş tutarak farklı ebatlarda da kestiğim, biçtiğim olabiliyor. Bu anlamda kişiye özel enstrüman siparişe dayalı enstrümandır. Yani siz sipariş veriyorsunuz, evet sizin notunuz alınır. 11-16 telli ya da daha farklı bir şeyse onun notu alınır ve işlem sırası alınır. Örneğin işlem sırası içerisinde ne kadar bir zaman bekleyecek, onun bilgisi verilir. Sipariş verildikten sonra işte bir tarih verilir. O tarih içerisinde enstrüman teslim edilir. Bu kişiye özgür olmasının bir tarafı, avantajı da budur aslında. Diğer taraftan da bahsettiğim gibi enstrüman tamamen ölçümlenerek, kalibre edilerek matematik sınırları dahilinde ortaya çıkar. Yap geç stokla hemen oradan sat gibi bir şey değil. Bu anlamda her enstrümanın hepsinin ağacı farklı olduğu için farklı bir ton sound oluşuyor. Ve orada elde edilebilecek en iyi şeyi bulmaya çalışıyoruz dolayısıyla. Bu anlamda da o enstrüman zaten kişiye özgü oluyor. Yani birbirinin kopyası olmuyor zaten. Söyleyeceklerim böyle. Tam olarak sorduğum durumda. Louis neden? Louis bir çalan bir medeniyet, üreten bir medeniyet. Sümer muhalefeti ya da Hitit muhalefeti nedeniyle Louis tercih ettim. Hitit, yani Sümer gibi yağmacı, talancı bir medeniyete bugün zaten yaşıyoruz. Bugün neye ihtiyacımız var? O yağmaya, o talana karşı gelecek muhalefete, bir güce ihtiyacımız var. Bu yüzden Lübe bir
muhalefet olsun yani şeye karşı. Bir mizah da olsun. Tabii beraberinde bir estetik değer de katıyor şeye. Çünkü bu çoğalıcı, kendini artırıcı, piyasalaştıran bir şey değil çünkü. Lüvi olmasının birçok sebebi var aslında. Hem muhalefet etmesi itibariyle, hem kendi sınırlarının içerisinde kendini geliştirmesine dair bir bilgi içeriği olması. Tabii bir medeniyeti burada yaşatmaya çalışmıyorum. Ancak tarihin sahnesinde bence benden ziyade yaşaması gereken bir isim. Umarım benden sonra da var olur, bildirir, bunu değerlendirir. Tam da buradan lafı mitolojiye getirmek istiyorum. Çünkü lir aynı zamanda mitolojik bir çalgı. Sen az önce söyledin, aslında köken olarak hani Mezopotamya olarak geçiyor. İlk defa Sümer mühür tasvirlerinde görüldüğü, yine antik Yunan inanışına göre Apollo'nun sinirlerini, yani öfkesini bile dindirebilen bir özelliğe sahip. Diğer yandan Norveç ligasına benzetirim ben. Yani bunların bir harmanlaması olarak şunu diyebilir miyiz? Birçok anlatıda rastlıyoruz çünkü. Lir telli çalgıların atasıdır diyebilir miyiz? Evet, aslında arptan sonra atasıdır diyebiliriz. Arp köken olarak bütün bir ata, ancak müzik aletlerinin özellikleri taşınabilmesidir. Yoğun, yani piyanoyu buna dahil etmezsek eğer, hepsi taşınabilir özellikle üretilir. Bu anlamda evet, lir bütün müzik aletlerinin atasıdır. Ancak bir müzik aletinin taşınabilir özelliğini değerlendirmezsek bu arptır. Yani köken olarak. Ama sebep olan şey lirdir, evet. Toplumsal etkiyi konuşalım biraz istiyorum. Hani rivayet odur ki, efsanenin birinde bir kadın kedisiyle yan yana oturup liri çalarken deliklerindeki fareler de o kediyle aynı yere, kadının eteğine toplanmış diye bir efsane vardır. Yani bu efsane hani şey, köken olarak nereye aittir onu da bilmeyiz ama hep böyle kulaktan dolma, çocukluğumuzdan beri bize anlatılmıştır. Aslında bu diğer yandan bakıldığında toplumsallığın gereği olmada bir iyileştirici yandır da bize verilmek istenen. Sen ne söylemek istersin lirin bu etkisi üzerine? Tabii burada barışmanın iki yönü var. Biri riskli bir barışma, biri değerli bir barışma olur. Sistemle barıştırırsa kötü bir şey olur. İnsanları kendi işlerinde barıştırırsa bu nitelikli ve doğru bir şey olur. Bu yüzden her barışmayı ben doğru ve gerekli bulmuyorum. Bazen bu ikilemin içerisinde şu tavsiyede bulunuyorum kendime ve çevreme. Sistemle barışacak olan hiçbir şey üretmek istemiyorum. Yani insanları sisteme angaj edecek, onları hizaya sokacak hiçbir şeyle ilişki kurmak istemiyorum. Bunun için de tabii lir insanları sistemle barıştıracak bir argüman sunmuyor tabii. Bu mümkün değil. Ancak sistem bunu manipüle ederse bir açık bulabilir, yapabilir. Ama insanların kendi arasında iletişimlerini ve disiplinlerini sağlamasını kolaylaştıran bir şey olabilir. Bu anlamda lir insanları bir arada tutan, onları barıştıran, onları paylaştıran, dayanıştıran, kendi içlerinde kendi güzelliklerini açığa çıkarmalarını yarayan bir müzik aleti olarak sürdürülmelidir. Bunun da zaten sağlayıcısıdır diyebiliriz. Sen şimdi sadece lir yapımı değil, atölyende başka çalışmalar da yapıyorsun değil mi? Başka ne tür çalışmalar yapıyorsun? Şu anda liavta üretmeye başladım. Yani kısmen ürettim diyebilirim. Henüz bitiremedim. Liavta biraz daha barok dönem bir enstrüman. Klasik sazlar içerisinde yer alır. Ud gibidir. Uda benzer, yanıltır. Biraz teknesi daha küçüktür, daha incedir. Sapı biraz daha ince, daha uzundur. Ud'la kıyaslandığında. Ayrıca lavtanın perdeleri vardır. Yani bağlama gibi, tambur gibi. Misina perdeleri vardır. Beraberinde bir miktar ud yapacağım. Ud'la çok aram iyi değildir. Yani ses olarak. O sound'u çok sevmiyorum.
Bezgin olan şeyleri çok sevmiyorum açıkçası. Yani kulağı yoran tam şey onu sormak isteyeceğim. Çünkü tambur, klasik kemençe, buzuki, ud, mandolin aldığım notlarda üç telli dede sazı gibi diyor. Birçok enstrüman çalıyorsun. Ama tambur senin için her zaman bir özel yeri var. Olmazsa olmazın gibi duruyor benim anladığım bu. Neden? Tambur şöyle, klasik müziğin atası aslında. Hani ben atası olarak görüyorum. Hı hı. Bu sound'un, bu tonun, bu rezonansın ya da bu ifade biçiminin en uygun olduğu enstrümanlardan biri. İki tane enstrüman var benim için dünyada. Biri klasik kemençe, biri tambur. Hı. Diğerleri şey gibi, dünyaya uğraşmaya geldik işte, onlarla da uğraşıyoruz gibi geliyor. En temel iki enstrümanım bunlar aslında. Klasik kemençede henüz gelişmiş olduğumu söyleyemem. Tutuş pozisyon zorlukları var biraz. Bu anlamda dinleyici olarak kalıyorum daha çok bazı yerlerde. Tamburda da tabii bazı denemeler yapıyorum. Hala yaptığım şeyler var. Yani bir ekol var. O ekolün dışında seyrediyorum kendimi. Çünkü insanlar o Üsküdar ağızlı bir tambur dinlemiyorlar. Toplumdan kopuk, insanlardan kopuk, elitist. Kendini beğenen, kendini merkeze koyan, dünya etrafında dönüyormuş gibi bir hisle tambur çalan bir insan açıkçası kimse dinlemiyor. Böyle bir gerçeklik yok. Hı hı. Her müzik aletinde olduğu gibi tamburda da farklı soundlar elde etmek mümkün. Farklı şarkılar çalmak mümkün, yani türkü de çalmak mümkün. Ya da bir batı müziği eserine eşlik etmek de mümkün. Ben biraz daha böyle değerlendiriyorum meseleyi. Tamamen makamsal değerde çalmıyorum aslında. Her zaman makamsal değerde çalmıyorum. Bazen makam seyrinin dışına çıkmam gerekiyor. Onu da kullanıyorum, değerlendiriyorum. Tatmin olduğum tek saz diyebilirim. Yani tam bu ve klasik kemençe. Diğerleri benim için bu dünyaya geldik işte. Yani oya danıyoruz gibi bir değere sahip. Tam araya girmek isterim. Tambura olan özel ilgi, sendeki müzik bütünlüğünü sağlayan bir bağlılık mı? Tambura bu diğer kullandığın enstrümanlarla müzikal anlamda bir farklılık, yapısal bir değişiklik var mı aralarında? Tabii çok var. Tambur ve klasik kemençe yapısal olarak hiçbir enstrümana benzemez. Yani örneğin tamburun kapağı çöküktür. Yani ova iç bükeydir. Yaklaşık 3 santim kadar ya da 2-3 santim kadar derinliktedir kapak toplamda. Yani mızrap attığımız yere biz kapak deriz. Orada kullanılan malzeme ladin ağacıdır. Ya da göknardır, sedirdir. Orası iç bükeydir. Yani bizim tam burada elde ettiğimiz ses aslında oradaki iç bükeylikten ortaya çıkıyor. Bunun dışında ses deliği yok. Sadece minik küçük bir delik var. 1 ila 2 milimetre derinlikte bir çukur açılır. O da ağacın şişmemesi, nem biriktirmemesi, patlamaması için hava almayı sürdürebilsin diye yapılan bir şey. Tabii mızrap olarak burada hemen yanında olduğu için gösterme imkanım var. Bu karate karate'nin bizim karate karate dediğimiz kaplumbağanın göğüs kafesinden yapılan bir mızrap. Bağ deriz biz buna. Mızraptır da. Bu parçayla doğru açılar verilerek çalınabiliyor. Diğer parçalarla, uzuvlarla, ağaç ya da boynuz gibi çeşitli kemik materyallerle kullanıldığında tamburda istediğimiz sonuç elde edilmiyor. Tambur bu yüzden çok nazlı, çok zor bir enstrümandır. Dünyada daha iddialı bir şey görmedim. Yani birçok enstrümanı çaldım ben, kullandım, dokundum. Tambur ve klasik kemençe gibi daha büyük zorlukta, karmaşa içerisinde müzik aletleri yok. Şöyle yok. Birincisi tamburda bizim tam sesler arasında çeyrek seslerimiz var. Yani koma seslerimiz var. Tabii klasik kemençe perdesiz bir enstrüman. Tırnağın yan taraflarıyla çalınıyor. Yani tele basılmıyor da tırnak yandan tele değmesi gerekiyor. Yani şöyle. Bu sayede yay çekildiğinde ses oluşuyor. Bu da çok zor tabii. Yani tırnağın da bir basıncı olması gerekiyor orada. Tırnağın malzemesinin kalınlığı, inceliği, yumuşaklığı, sertliği bile etkiliyor. Sound etkiliyor, yani sonu etkiliyor. Tüm bunların yanında bir şey bilmek lazım. Klasik müzik, yani Türk müziği, makam, usul, ölçü. Yani bir sürü şey var. Tonlarca, çuvallarca bilgi var. Tüm bunları da bilmek lazım.
Hem bunları bilmek lazım, hem bu enstrümanı tutmayı becermek lazım, hem bu enstrümana şu mızrap atmayı bilmek lazım. Sadece insanlar mızrap ve pozisyon için 1-2 yıl zaman harcıyorlar her gün. Ancak tutmayı beceriyorlar yani. Bu kadar zor bir şeyden bahsediyorum. En az 2 yıl pozisyon çalışmak gerekiyor. Ben hala pozisyon değiştiriyorum yani çalarken. Mutlaka açı değiştirmeye çalışıyorum farklı açılardan falan. Yani hala iş oturmuyor aslında. Dolayısıyla icra açısından, tutuş açısından, pozisyon açısından elde edilecek müziğin bilgisi açısından dehşet derece zorlukta enstrümanlar. Ama bu zorluğun verdiği bir tat var, bir keyif var. Onunla hiçbir şey sağlamayacağız. Kalbim dediğin bir müzik aleti var mı? Ben tambur diyeceğim ama bilemiyorum galiba. Evet, senin vazgeçilmezin olarak tambur. Tambur senin için hangi nota ifade eder diye bir soru sorsam ya da böyle klasik bir şey anket soruları olur ya öyle bir şey gibi düşünsem. Bunu tarif etmek çok zor. Yani bilinen hani Türk müziğinde makam sayısı 600'e yakın. Bunlar bulunabilmiş olanlar. Tabii birçoğu çöp de bunların hepsi de çok nitelikli makamlar değiller. Biz bugün 30 civarında makam kullanıyoruz. Çünkü diğerlerini kullanma imkanımız yok. Birbirinin aynısı oluyor. Yani aynısını tekrar etmiş gibi oluyoruz. Bir algoritma gibi düşünebiliriz bunu. Notaların kendi arasında bir ilişkisi, disiplini var. Bir sürekliliği var. Bir geliş bir gidiş trafiği var. Bu geliş gidiş trafiği içerisinde bir hesaplama yapılarak buna sadık kalınarak bir eser çıkarmanız ya da bir müzik çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla da makamların da hangisi daha güzel dediğimizde hayır hiçbiri birbirinin önüne geçmiyor. Yani sabahın dördünde en güzel duyum hüzzamda olur. Hani işte sabahda olur. Gün ortasında hareket halinde bu duyum belki uşakta belki muhayyerde olur. Dolayısıyla şudur deme şansımız olmuyor. İçinde yaşadığımız durum, havanın, iklimin, vücudumuzun sağlık durumuyla ilgili bir sürü şey var, etmen var. O anki ruh halimiz neye çekiyorsa bazen tek yönlü çekebiliyor. Örneğin hiç sevmesem de işte bir niyavent çaldığım zamanlar oluyor mesela. Niyavent yani benim için. Yani olmasa olur bir durumda. Ama tabii bu değersizleştirdiği anlamında değil. Benim için çok ihtiyaç duyduğum bir makam, bir dizi değil aslında. Zengin bir makam ama benim için çok karakteristik bir özelliği yok. Bu yüzden çok tercih etmem ama bazen ya ben de çaldığım oluyor. Yani kendimi gafil aldayabiliyorum böyle. Tambur albümü de çıkartıyorsun ya da çıkarttın mı? Aslında kayıtlarımız yapıldı. Bazı dinlemeler yaptığımızda soundlarda bazı hatalar ya da eksiklikler duyduk. Yapımcı arkadaşlara ben de öyle bir hisse bulundum. Yani biraz değiştirmek lazım bazı şeyleri diye dedik. Şimdi kayıtlarda ya bütününde ya da bazı yerlerinde ufak değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde herhalde yapmış bitirmiş oluruz yine. Yalnız solo ya da resital tarzında bir albüm olacak. Farklı enstrümanlar kullanmayı düşünmüyorum. Yani tek kaldığım zaman ben her zaman şunu söylerim bir müzisyen olarak. Tek kaldığımda yapabildiğin çalım en iyi çalımdır. Yani kayıtta birçok duyum, birçok enstrüman bir yerlerden gelip çıkabilir. Evet ama sahnede ya da sokakta dört tane elimiz veya da kolumuz olmadığı için ancak biriyle mızrap atıp biriyle perde basacağımızı hesaplayarak bu oranda bir eser çıkarmak lazım dedim. Zaten bu da ilginç bir şey olacak. Tamamen türkü olacak aslında. Şarkı değil. Okuma yapmayacağım. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir ihtiyaç olursa duruma göre okuyabilirim bazı şeyleri. Türkü olacak derken hani geleneksel halk müziği ile tamburun buluşumu noktasında bir şey olarak algılıyorum ben. Tabii. Tambur da sonuçta insana hitap eden bir enstrüman. Klişe bir şey var işte Osmanlı müzik aleti diye. Hayır, Osmanlı'nın hiçbir şekilde müzik aleti değil. Yani azınlık enstrüman. Ancak Osmanlı'nın sömürgesini aldığı enstrümanlar ve müziklerdir bunlar. Bu anlamda bu tip müzikleri dışlamamak lazım. Çünkü geçmişte Rumların, Ermenilerin yani çeşitli toplumun
icra ettiği, çaldığı sazlar, ürettiği, yarattığı sazlar bu arada bunlar. Türklerin yakınından geçmiyor. Yani tam uçup da hiçbir geçmiyor. Dolayısıyla Türk müziği denilen şey de Türk müziği değil. Bunu da ezberini bozmak lazım. Ama klasik müzik demek yeterli olacak bir şey. Yani Türk müziği yerine klasik Türk müziği de denilebilir. Bu anlamda bu müzik aletlerine ilgilenip bu küskünlüğün ya da bu abartı tepkinin bence ortadan kalkması lazım. İnsanlar bu müzik aletlerini dinlemeliler. Biraz ezberleri bozulsun. Beni daha iyi anlayacaklar. Buna inanıyorum. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben yüreğine teşekkür ederim. Sağlık, yüreğine sağlık. Ayrıca sevgili Özgün Enver Bulut'a da görüntüler için çok teşekkür edeyim buradan. İyi ki varsın.